Merhaba arkadaşlar. Leblebi kurabiye yapacağız. 2 bardak leblebim var. Onu rondoda toz haline getireceğim. 1 bardak şekerim var. Onda pudra şekeri var, çekeceğim. 1 bardak tam buğday unum var. 1 bardak sıvı yağım var. 1 yemek kaşığı buruşeğimim var. 2 tane yumurta akım var. 1 tane vanilyam var. 1 tane kabartma tozum var. Bunları şimdi birleştireceğim. Önce leblebimi çekeceğim. İşlerinde mahlebi seviyorum arkadaşlar. Siz de istersen katabilirsiniz. Ben yine çok az bir şekilde mahlep katacağım. Kurabiyeler de çok güzel lezzet veriyor. Tuzlu tat hiç farklı. Hepsine seviyorsanız katabilirsiniz. Önce bu yediğim kurabiye, bu aynı şekilde leblebi kurabiye çok az bir şekilde leblebi dövülmüş yapılmıştı. Ondan beri merak ediyordum. Yıl sonra arkadaşlar yemiştim. Ondan dolayı ben rondoda çektim, biraz daha iri olsun diye. Siz tozunu alıp yapabilirsiniz. Hamurumuz tamam. 5-10 dakika dinleneceğiz arkadaşlar. Sonra şekilleri fırına vereceğiz. Biraz geri yetelim. Kuracak bir hamur olmadığı için bir temizle yeterli olacak. Leblebi kurabiyemizin hamuru hazır. Şimdi şekil verip tepsimize koyacağız, fırına vereceğiz. Gördüğünüz gibi o kadar yumuşaktı ki şu anda dağılıyor. Onu bir ara toparlayacağız. Ceviz büyüklüğünden alacağız. Ortasına bir tane leblebi sıkıştırıp bastırmadan tepsimize koyacağız. Kurabiyen çatlasın arkadaşlar, hiç korkmayın çünkü bu çatladığı zaman daha lezzetli oluyor. Diğer unuyla çatlama üretmiyoruz diyorlar ama bunun içindeki taneler daha lezzetli geliyor. Ben çünkü o şekilde yediğim daha hoşuma gitti. Bir tepsi kurabiyemiz çıktı şu anda. Leblebi kurabiyemi fırına veriyorum şimdi. Önceden ısıttım. Benim fırınım biraz ısısı düşük oluyor. Ondan dolayı 5 dakika fazla yapacağım. Siz fırınıza göre ayarlayın. 15 dakikada pişiyor tarifinde.
180 derecede 20 dakika pişireceğim. Kurabiyemiz tamam arkadaşlar. Kendini toparlayacak, daha yeni çıkardım. Biraz soğuması gerekiyor. Yani genişlediğine bakmayın. Çünkü daha lezzetli oluyor. Biraz parçalar ağzınıza geliyor. Tabi isterseniz diğer şekilde unun tamamen un yapıp yoğurt un alıp yapabilirsiniz. Ben biraz böyle parçalı seviyorum. Bir de bunu deneyin. Bir bakın hangisinin lezzeti farklı. Buna göre test edersiniz. Kurabiyelerimiz soğudu. Gördüğünüz gibi hamur değil, pişti. Yani bu kurabiye parçalı kurabiye oldu. Leblebilerini parçalamış gibi çektik. Öbürü un halinde. Siz un halinizi alıp pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde istedim, bu şekilde yaptım. Bunu da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.